Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yakında ülkemize satışa sunulacak olan BYD Atto 3'ü masaya yatıracağız. Geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de güzel bir etkinliği vardı. BYD'nin ve biz de Teknoloji Okulu olarak bu etkinliğe katıldık arkadaşlar. Burada Atto 3'ü ya da Atto Siri ama ülkemize daha çok muhtemelen Atto 3 diye telaffuz edeceğiz. Deneyimleme fırsatımız da oldu. Aracı sürdük. Nasıl bir kullanıcı deneyimi sunduğunu az çok test ettik ve şimdi bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle şunu belirtelim arkadaşlar. BYD şu anda dünyada en çok elektrikli otomobil satan marka haline gelmiş durumda. Önümüzdeki süreçte ülkemize Han ve Seal modellerini de getirecekler. Zaten bunları size bir önceki videomuzda aktarmıştık. İlk olarak 2024 yılı içerisinde satışa sunulacak olan model ise Atto 3 ya da Atto 3 modeli olacak. Bu modelin hatta fiyatı da netleşti arkadaşlar. 1500 civarında bir fiyatı var. Yani baktığımız zaman TOGG ile rekabetçi bir fiyattan satışa sunulacağını söyleyebiliriz sizlere ki şunu da belirtelim. %10'luk ÖTV dilimine tabi bu otomobil. Yani fiyatı biraz daha düşük olabilirdi ama malum dışarıdan Çin'den gelen elektrikli otomobillere biraz daha üst seviye vergiler uygulandığı için fiyatı 1500 yani 1 milyon 500 bin Türk lirası seviyesine kadar çıkmış durumda. Normalde belki biz bu aracı hani 1 milyon seviyelerine falan satın alabilecektik. Eğer Çin'e ek vergi uygulamak zorunda kalmasaydık. Niye böyle bir zorunluluğumuz var onu da tabii ki bilmiyoruz. Şimdi gelelim Atto 3 ile ilgili deneyimlerimize arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtelim sizlere. Otomobil B SUV ile C SUV arasında bir çizgide yer alıyor. Yani C SUV modelleriyle karşılaştırdığımız zaman o kadar geniş değil. Ama B SUV'ları göz önüne aldırdığımız zaman da o kadar dar değil arkadaşlar. Bana içi gayet geniş geldi. Aynı bir C SUV havasında. Ve bagajı da B SUV'lara oranla daha büyüktü. Arka oturma kısmı biraz daha dardı C SUV'lara nazaran. Yani bir B SUV'dan bir tık daha genişti diyebilirim. Ama genel itibariyle kullanışı vesaire çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten güzel bir otomobil. 0-100 hızlanması yaklaşık olarak 7.3 saniye arkadaşlar ve 420 kilometre sürüş menzili bulunuyor. Bu ortalama menzil. Yani şehir içi ve şehir dışı ortalama. Şehir içinde hep kullanırsanız bu menzil daha da artıyor. Ama yüksek hızlara çıkıp şehirler arası bir yolda gittiğinizde bu menzil biraz daha kısalıyor. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Örneğin biz bir parkurda yavaş sürdük arabayı. Yavaş sürdüğümüzde menzil daha az düşüyordu. Yani atıyorum 2 kilometre gidiyoruz. 1 kilometre düşüyor falan. Yavaş gidiyoruz çünkü. Ama hızlandığınız anda arkadaşlar hani benzin deposu böyle vup diye boşalır ya. Aynen menzil de o şekilde kısalıyor. Dolayısıyla yine elektrikli otomobillerdeki normal durum BYD Atto 3'te de karşımıza çıkıyor. Bastığınız zaman şarj çabuk bitiyor. Uzun yolda şarj çabuk bitiyor. Şehir içinde dur kalk ve yavaş gittiğinizde şarjı arabanın daha fazla gidiyor. Şunu söyleyelim. Hızlı şarj özelliği var. %30'dan %80'e 29 dakikada şarj oluyor ki bunu bize gösterdiler. Gerçekten hızlı şarjın olması önemli. Arabada hoşuma giden detaylardan bir tanesi yan tarafa böyle 3 tane lastik koymuşlar. Onlar gitar gibi ses çıkartıyor. İlginç bir tasarım. Kapı kolları hoşuma gitti. Gayet güzeldi. Konforu yerindeydi arkadaşlar. Konfor kötü değildi. Ve şunu da sizlere belirtmek istiyorum. BYD bu modelin en dolu versiyonunu ülkemize getirmiş. Mesela Atto 3'ün Çin'de vesaire satılan modellerine baktığınızda tablet ekranı daha küçük modeller de var. Ama ülkemize gelen modelde tablet ekranının biz daha büyük olduğunu gördük ki bu tablet ekranı bir dokunuşla falan dönebiliyor. Gerçekten güzel bir tasarım detayıydı bu da. İçinin genişliği vesaire yeterli arkadaşlar. Bir elektrikli otomobil için 1 milyon 500 bin lira çok mu az mı? Bunu zaman gösterecek. Ama şu anda mesela MG'nin de bazı modelleri var ülkemizde. MG4 olması lazım ya da MG4. Bunun da fiyatı uygun 1 milyon 400 bin Türk lirası seviyelerindeydi en son. Dolayısıyla ikisi rekabet halinde olabilirler. Yani BYD Atto 3 çok böyle aman aman rekabetçi, süper, herkes bu arabayı alır diyebileceğimiz bir fiyatla gelmedi. Bu fiyat seviyelerine farklı otomobiller olduğunu da biliyoruz ülkemizde arkadaşlar. Ki TOGG'la zaten şu anda rekabet edemez. TOGG'un fiyatı biliyorsunuz hani 1-200 civarlarında ki stok yok. Stok olsa muhtemelen TOGG şu anda yine Türkiye'de en çok satan otomobil olabilir. Açık ara. Bakın elektrikli otomobil demiyorum. En çok satan otomobil olabilir diyorum. Ama stok olmadığı için tabii ki şu anda belli seviyelerde kalıyor. Bunu da sizlerle paylaşmam gerekiyor. Yeni yılda kura mı olur yoksa farklı bir şekilde mi satın alma opsiyonu sunarlar? Bunu bilmiyorum. TOGG stokları tekrardan yenilenecek. Ama şu da var. Hani söz verilen miktar yılbaşına kadar dağıtılabilir mi? Şu anki seviyede çok mümkün görünmüyor ama bunu da zaman gösterecek arkadaşlar. Sonuç olarak biz BYD Atto 3'ü beğendik. Ama dediğim gibi fiyat biraz yüksek. Yani 1-1-100 tamam rekabetçi ama hani ya bu fiyata alabileceğim başka otomobiller de var diyorsunuz. Keşke hani 1-200'den falan gelseydi deseydik ki ya bu fiyata alabileceğiniz başka bir elektrikli otomobil yok bu seviyede deseydik ama öyle diyemiyoruz ne yazık ki arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bu otomobil bize inceleme için gelirse biz detaylı bir incelemesini yapıp yine sizlerle paylaşacağız. Şimdilik sizlerle sadece Çeşme'de edindiğimiz deneyimleri paylaştık. Yine başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.